Bize kombininden bahseder misin? Altıma siyah böyle zayıf gösteren İspanyol taytlardan böyle yüksek deneyeceğim. Şu an yerlerde sürünüyor. Buna saçım makyajıma leopar bir buradan bant alabilirim. Bu arada Nur ne dedi? Duymak istersin sanırım. Rabia ile aramda çok büyük problemler yok. Fakat zaten ne zaman yüksek puan alsa ertesi gün onun havasını, civasını bilmem nesini yapan bir arkadaşımız kendisi. En yakın zamandan örnek vereyim. Geçen hafta çarşamba yüksek puan aldım. Perşembe ne yaptım? Yani bu yok Rabia'nın gözü değiyor, yok Rabia işte yüksek puan alınca şımarıyor. Böyle kalıplaşmış cümleleri var. Bunu yapmasam da bana bunlarla geliyorlar. Gelsinler istediğiniz kadar konuşun. Dün sesiniz çıkmıyordu. Bugün yine açılmışsınız bakıyorum. Ya amaçları ne anlamadım. Gerçekten ağızları açılmıyordu. Dün Fuysa Bey'e sallıyorlardı. Bugün yine bir gündeme Rabia oturmuş. Herhalde bu bugün iddia mevzusu patlak veriyor ya. Kendileri de böyle kıyıdan köşeden bir o konuya girişmek istemişler. Onlara çok fazla odaklanamıyorum şu an aslında. Çünkü benim önceliğim Sabiha. Diğerleriyle ne kadar anlaşamasam da, hoşlanmasam da tabii birkaç kişi var istisna. Sabiha böyle benim en yüksek şeyim, sınırım şu an. Onu böyle görünce bile sinirleniyorum. Gerçekten burada olsun istemiyorum. O böyle şöyle şöyle tavırları var onun geldiğinden beri. Bir sempatik olmaya çalışıyor. Ama üstüne 2-3 beden büyük o tavırlar, onu söyleyeyim. Sabiha'nın son günleri, sesini çıkarabildiği kadar çıkarsın. Başka fırsatı olmayacak. Çok şirin bir renkleri var bu kumaşın. Gördün mü? Gerçekten çok yakışmış sana. Rengarenk. Ruhumu yansıtıyor tam olarak. Sohbet ederken gözlerin dolmuştu. Konuşamadık. Babama onu affettiğimi söylerim diyerek ne demek istedin? Özel bir durum vardı aramızda. Uzun bir süre görmedim onu, söyledim. Onun suçluluk hissi var her zaman babamda. Onu affetmediğimi söyledim. Yani affettiğimi söyledim. O kendisini affetmiyor bizim yanımızda olmadığı için. Bizlerden bunu duyması onun hoşuna gider. Babanı çok mu seviyorsun peki? Çok fazla yani. Bölüm bile babam için okudum ben mimarlığı. Kendimle olsaydı elbise tasarım falan öyle şeylerle uğraşırdım. Babasının kızı mimarlık okumasını istedi. Ben de ona dayanarak mimarlığı bitirdim. Başka kombin denemeyecek misin bu arada? Evet, bir tane daha kombinimiz var bir de. Hadi üzerini değiştirip gel o halde. Başka manzaralara bakalım. Bakalım nasıl olacak. Pembelerin içinde kendimi iyi hissettiğim kadar hiçbir yerde iyi hissetmiyorum ya. Aşığım pembeye, aşığım. Nasıl da güzel durdu, nasıl da güzel durdu. Üzerindekilerin fiyatını öğrenelim mi? Pantolonum 349. Gömleğimiz bu üstümüzdeki ceketim ne kadardı? Bu da 349 liraymış ama %50 indirim varmış. Bu kombin iş görüşmesi için uygun mu sence? Şimdi şöyle, ben normal bir iş görüşmesine gitmiyorum. Ben bir İtalyan firması olan, dünyaca küresel bir firma olan otomotiv firmasına gidiyorum. Tabii ki de en şık halimle gideceğim. Başka kombin denemeyecek misin bu arada? Ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorum biliyor musun? Yoga yapıyorum. Bu kızların bütün kötülük enerjilerini atmak için. Ya da birazdan sushi yemeye de gidebilirim. Saçım çok güzel değil mi? Tam şeydeyim şu anda. Şu an gaydayım. Çok güzel. Güzel değil mi ya? Bayıldım.